Merhabalar. Rezervasyon, konaklama, bekleme ve no-show kayıtlarını sisteme nasıl girebiliriz? Bunun için otel ön büro modülüne tıklayarak rezervasyon listesi, konaklama, ayrılan, iptal, bekleme ve no-show listeleri üzerinden ilgili tanımlamalar yapılabilmektedir. Ayrıca bu ekranlara F10 kısa yolu üzerinden de ulaşabilmekteyiz. Rezervasyon listesine geldiğimizde ve yeni bir rezervasyon tanımı yapmak istediğimizde F4 komutu altında bulunan ilgili tanımlamalardan rezervasyon seçeneği seçilir. Ve karşımıza ilgili rezervasyonu tanımlayacağımız rezervasyon kartı gelmektedir. Rezervasyon bilgilerinde manuel bir kod belirleyip veya yapılan rezervasyon sıralamasında ilgili sıra numarası girilerek yapılacak rezervasyon tarihi bugünün tarihi ve geçmişteki bir tarih olarak belirtilebilmektedir. İleri bir tarih olarak rezervasyon tarihi belirlenememektedir. Rezervasyon tarihimizi girdikten sonra otelde konaklayacak ilgili misafirin geliş ve ayrılış tarihi bildirilmelidir. Burada örneğin Kasım ayında giriş yapacak bir misafirin ve 15 Kasım'da çıkışını sağladığımız tarihleri girdikten sonra toplam 10 gün kalacağına dair ortalama gün sayısı belirlenmektedir. Geliş saatini ve ayrılış saatini ise eğer bir acenta seçmemiz durumunda ilgili alanlar acenta kartında tanımlanan şekilde karşımıza gelecektir. Dilersek burada manuel değişiklikler de sağlayabilmekteyiz. Gerekli uyruk tanımı da aynı şekilde seçmiş olduğumuz acenta kartına göre karşımıza gelecektir. Eğer bir washer no tanımı varsa, yani makbuz numarası olup otel ve acenta arasındaki işlemlerde kullanılan bir numaramız var ise ilgili numara da bu alana girilmektedir. Misafir bilgilerine geldiğimizde ise konaklama yapacak misafirin yapacağı pansiyon tiplerinden ilgili pansiyon seçimi, kalacağı oda tiplerinden ilgili oda tipi, yapacağı oda türlerinin gerçek, sanal ve birleşik seçeneklerinden ilgili seçenek, İlk tanımlama olduğu için oda numarasını boş olarak girmemiz gerekmekte ve konaklayacak olan misafir sayısının kaç kişi olduğu, varsa ücretsiz çocuk, ücretli çocuk ve bebek sayı değerleri ilgili combo alanlarından seçilerek grup alanına geldiğimizde ise grup konaklama yapılacaksa bu alandan da ilgili tanımlamalar belirtilmelidir. Misafir kodu alanımıza geldiğimizde liste içerisine giriş sağladığımızda kayıtlı liste üzerinden ilgili misafirlerimizi ekrana getirebileceğimiz gibi bir alt satıra gelerek buradan ad ve soyad tanımı yaparak örneğin şeklindeki tanımlamamızla da burada oluşturmuş olduğumuz bir tanımlamayla da ilgili satır üzerindeyken misafir kartı ekle diyerek satırda tanımlamış olduğumuz bilgiler karşımıza gelir ve buradan yeni bir misafir kartı tanımlaması gerçekleştirebilmekteyiz. Misafir işlemlerine geldiğimizde ise tanımlamış olduğumuz toplu misafir seçme özelliğini kullanabilir, seçili misafirlerin kartlarını görüntüleyebilir, hareketlerini görüntüleyebilir veya misafir kartlarını çıktı alabilmekteyiz. Fiyatlandırma sekmesine geldiğimizde ise burada yapılacak kontrat bilgisi dahilinde fiyatlar otomatik olarak gelmektedir. Manuel bir fiyat girişi sağlamak istiyorsak ilgili manuel fiyat seçimi yapılır ve daha sonrasında yapılacak oda fiyatına dair ilgili tutar bu alandan girilmelidir. Daha sonrasında ilgili tiplerden değer belirlemeli, konaklama tipleri ve ödemeyi yapan kısımlar tanımlandıktan sonra fiyatlandırmaya tabi olacak free gün uygulaması, varsa indirim değeri, kişi indirim değeri, çocuk ve yapılacak artı gün değerlerinde, yani rezervasyon sonrasında eğer ihtiyaç olur ise müşterinin 5 Kasım olması gereken check-in'ini müşteri kaynaklı olarak erteleniyor ise ve biz geçmiş tarihli bir günde oda folyosunun işlenmesini istiyorsak, burada müşterinin geciktiği gün sayısı kadar check-in yapacağı tarihe ait bir sayı belirleyerek ilgili alanları doldurmalıyız. Daha sonrasında belirtilen grup indirimi, erken rezervasyon, gün aksiyonu, bayram indirimleri, uzun kalış indirimi, balayı ve özel indirimleri bu alanlardan belirleyebilmekteyiz. Ve ayrıyetten
Toplam indirim alanında bulunan bir indirim değeri belirleyebilir. İndirim 1, 2 ve 3 değerlerinde de indirim seçenekleri oluşturabilmekteyiz. Daha sonrasında F5 fiyatları oluştur dememiz durumunda karşımıza kalınacak gün sayısı kadar ilgili tutarlarda ücret çıkarmış bulunmaktadır. Genel toplam alanında da toplam ödenmesi gereken tutar karşımıza gelecektir. Notlar sekmesine geldiğimizde eğer kalacak olan misafirimize ait bir check-in ve check-out notu varsa ilgili alana belirtilmeli. Fatura kesen notuna ise faturayı kesecek olan ilgili personele ait karşısında çıkması gereken not bu alana yazılması gerekmektedir. Diğer notlara geldiğimizde ise ayrıyetten tür alanında da belirtildiği gibi resepsiyon, misafir, housekeeper, uyandırma veya oda değişim notu şeklinde seçeneklerle tarih ve saat belirtilerek veya kime gitmesini istiyorsak ilgili tanımlamalar yapılmalı. Açıklama yapılarak ilgili türde ilgili kişilere notun karşısına çıkması sağlanabilmektedir. Postkartları ve ek fiyatlar sekmesine geldiğimizde ise postkartlarında tanımlamış olduğumuz kart numarası ve yapılan kart limitine göre ilgili kişiye ait otel içerisinde harcaması gereken tutar bu alana belirtilmelidir. Buradaki kart limitlerimiz sistem parametrelerinde tanımlamış olduğumuz değerler karşımıza gelmektedir. Daha sonrasında ise gün sonunda folyoya işlenecek ek fiyat türleri varsa buradan yapılacak başlangıç ve bitiş tarihi ile paket adında liste içerisinden tanımlamış olduğumuz paket seçeneklerine göre ilgili paketler seçilir ve paketimize ait belirli tutarlar belirlenip bunların döviz cinsi, giriş tarihi, hangi kur türünde olması gerektiği, ödeme türünün acenta mı ekstra üzerinden mi olması gerektiği ve diğer tanımlamalar tamamlandıktan sonra ilgili alanlar gün sonunda folyoya işlenilebilmektedir. Ücretsiz paketler sekmesine geldiğimizde ise misafir için tanımlamış olduğumuz otelimize ait herhangi bir paket tanımlaması var ise örneğin şehir turu, barbekü vesaire bu tarz bulunan paket tanımlamaları ile buraya belirtilen paket adları misafir için ücretsiz kullanılabilmektedir ve yapılacak paket tanımına ait tutar bilgileri de bu alandan girilebilmektedir. Ek olarak yapılacak diğer ikramlar seçeneğinde ise ikram seçenekleri misafir için tanımlanması gerekmektedir. Diğer sekmesine geldiğimizde ise yapılacak olan pazar market kombosunu açmış olmamız durumunda ilgili misafire ne tür yollarla ulaştığımız kombo alanında belirtilmektedir. Kontratlı müşteri, kontratsız, web booking, grup, tur, kişisel, armağan şeklinde bize ulaşma türü seçilebilmektedir. Daha sonrasında kaynak olarak ilgili kaynak kombosu içerisinde bulunan türlerden bir tür belirlenebilmektedir. Varsa özel bir durumu da ayrıyeten ilgili kombo alanından belirtilmelidir. Bu şekilde gerek raporlamalar gerekse takip olarak ilgili alanlarda doldurmuş olduğumuz bilgiler birçok alanda işimize yaramaktadır. Gazeteler sekmesine geldiğimizde ise burada seçmiş olduğumuz gazetelerden ilgili gazete tanımlaması seçilebilmektedir ve yapılacak gazete dağıtım günlerini ilk gün ve her gün seçenekleriyle seçimi yapılabilmektedir. Ayrıca check-in yapacak misafirimiz için geliş tarihini bu alandan belirleyebilir. İlgili geliş firmasını, örneğin ilgili saatte hangi firma ile gelecekse geliş firmasını belirleyebilir veya ayrılış saati içerisinde de ilgili firmadan örneğin Türk Hava Yolları ile ayrılacağı bilgisi de bu alandan girilebilmektedir. Erken kayıt nedeni var ise bu alana belirlenmeli. Bevel fatura no var ise de bu alana belirtilmelidir. Yapılacak checkout uzatma saati olarak örneğin misafirin 1 saat gibi bir uzatması durumu söz konusu ise ilgili alan belirtilmelidir. Buradan yapılacak kontenjan dahil veya hariç seçeneğiyle de ilgili kontenjanları kapsamaktadır. Talep edilen oda özelliklerinde misafirin istemiş olduğu belirli bir oda katı, konumu, bloğu, manzarası var ise ilgili alanlar bu alandan tanımlanmaktadır. Bu şekildeki tanımlamalar yapıldıktan sonra özel kod alanlarına geldiğimizde ise kullanıcılar içerisinde bir gruplamalar sağlayabilir veya vereceğimiz yetki kodu ile ilgili misafir kartını kullanıcılar içerisinde kısıtlandırılmasını sağlayabilmekteyiz. İptal bilgilerine geldiğimizde ise misafirin rezervasyonunu iptal etmesi durumunda ilgili iptal tarihi, iptal eden kişi ve nedeni bu alanda belirtilmelidir.
F12 tuşu altında bulunan oda tipine göre doluluk grafiğine göre de ilgili oda tipinin dolulukları bu alandan kolayca ulaşılabilmektedir. Tüm işlemlerimizi tamamlayıp F2 kaydetmemiz durumunda tanımlamış olduğumuz misafir kartı rezervasyon listesi içerisinde görmüş olduğunuz gibi karşımıza gelecektir. Herhangi bir oda tanımlaması yapılmadığından dolayı ilgili alan boş gelmektedir. Rezervasyon listesi ekranımızda bu şekilde F4 komutu altında bulunan beklemede, rezervasyon, konaklama ve no show'da aynı şekilde tanımlanabilmektedir. Ekranlarını açtığımızda karşımıza rezervasyon kartı tanımındaki bilgiler gelecektir. Bu alanda görmüş olduğunuz konaklama durumu değişmektedir. Tekrar ekranımıza geri geldiğimizde ise listemizin altında bulunan özet tabloda toplam oda sayımız, bileşik oda, sanal ve diğer bilgiler yer almaktadır. Oda notlarına geldiğimizde ise yapılacak olan tanımlamış olduğumuz rezervasyona ait herhangi bir check-in ve check-out notları bu alanda belirtilmektedir. Veya rezervasyona ait misafir tanımı var ise, örneğin tanımlamış olduğumuz misafir tanımlamaları bu şekilde karşımıza gelmektedir. Misafire ait özel bir gün tanımı var ise, örneğin doğum günü veya bir kutlama şeklindeki alanlar bu alanda karşımıza gelecektir. Sağ alana baktığımızda ise oda tiplerinin acenta şeklindekini, pansiyon şeklinde, uyruk, konaklama tipi, VIP, pazar ve kaynak şeklindeki gerekli toplamları karşımıza getirmiş olduğunu görmektesiniz. Yukarıdaki filtreleme alanlarımıza baktığımızda ise gösterimde olan listenin rezervasyon listesi, bekleme listesi, konaklama listesi, iptal edilen liste, no show listesi, konaklama artı ayrılan listesi, rezervasyon, konaklama ve ayrılan listesi gibi tüm seçeneklerde karşımıza gösterim şeklini getirebilmekteyiz. Bu şekilde ilgili alanlarda hızlıca hareket etmemiz kolaylaşacaktır. Ve filtreler alanına geldiğimizde ise bugün girişi yapılacaklar filtresini kullanabilir, yarın girişi yapılacaklar, walk-in konaklamalar, kontratlı konaklamalar, grup konaklamaları, sanal odalar ve bileşik odalar şeklinde hızlı filtrelerle uygulayabilmekteyiz. F9 işlemler alanına geldiğimizde ise yapılacak olan misafir için check-in işlemi, iptal işlemi, no-show uygulama işlemi, beklemeye gönderme işlemi şeklinde işlemler yapabilir. Misafir kartına ait not ekleme, otomatik oda verme, blokeyi kaldırma, tekrar fiyatlandırma, oda tipine göre doluluk, kapı kartı hazırlama şeklindeki işlemleri sağlayabilmekteyiz. Ve sonrasında misafirimizin folyo işlemlerini, iade işlemleri, kredi kapatma ve diğer ödeme ile ilgili yapılacak işlemler bu alandan yapılmaktadır. Boş odalara geldiğimizde ise otelimiz içerisinde bulunan boş odaların listesi karşımıza gelmektedir. Yapılacak olan filtrelemeler ile oda tiplerine göre boş alanları listeleyebilmekteyiz. Tekrardan ekranımıza geri geldiğimizde ve ilgili misafirimiz için oda tanımlaması yapmak istediğimizde belirtilen özelliklerde odanın bulunmadığı karşımıza gelmektedir. Buradan yeni bir oda tanımlayabileceğimiz gibi misafir rezervasyonunu iptal edebilir ve belirtilen standartlardaki oda şeklinde yeni bir tanımlama yapabilmekteyiz. Bir oda üzerine tanımladığımızda ve F2 kaydet dediğimizde ilgili misafir artık bir oda numarası üzerinden rezervasyonun alınmış olduğu belirtilmektedir. Buradaki mavi yazılar sanal oda olmakla birlikte yeşil yazılı olanlar ise birleşik odaları, G harfindeki siyah yazılarımız ise gerçek odaları temsil etmektedir. Mavi sekmede bulunan alanda ise toplamda 5 odamızın olduğu, birinin birleşik oda, ikisinin sanal oda, 15 kişinin olduğu, bunlardan 0 ücretli, 0 ücretsiz çocuk ve 1 adet bebek olduğu belirtilmektedir. Aynı bilgi de şablon şeklinde aşağıda da gösterimi yapılmaktadır. İşlemlerimizi inceleyip tamamladıktan sonra ilgili misafir kartı üzerindeyken F12 tuşu altında bulunan kopyalama seçenekleriyle de aynı özelliklere sahip bir başka misafir kartını hızlıca kopyalayabilmekte ve aynı şekilde bilgilerinde farklı değişiklik sağlayıp işlemleri kaydedebilmekteyiz.
ve F12 tuşu altında bulunan diğer seçeneklerimiz ise ilgili misafirin kayıt tarihçesini görüntüleyebilir, folyo hareketlerini inceleyebilir, fatura hareketlerini kontrol edebilir, yorum ve şikayetlerini takip edebilir, alınan depozitoları inceleyebilir, sanal oda fişlerini görüntüleyebilmekteyiz. F8 yazıcı seçeneği altında bulunan listelerimizde ise konaklamaya ait belge çıktısı alabilir, folyo ekstrisi alabilir, günlük listeler içerisinden misafire ait giriş çıkış listeleri, günlük pansiyon listelerini, oda değişim listelerini, günlük oda listesi, maliye listesi ve polis listesini bu alandan alabilmekteyiz. Gelir gider raporlarını incelediğimizde ise yapılacak kasa raporlarını, günlük gelir gider raporlarını, folyo işlemlerini, müşteri ekstra kontrol raporu ve depozito raporlarını bu alandan ulaşabilmekteyiz. Diğer listelerimize baktığımızda ise rezervasyon listelerimizi, konaklayan listelerimizi, ayrılan ve iptal listelerimizi bu alandan alabilmekteyiz. Listelerimizi yazdırabildiğimiz gibi dosyayla gönder seçeneği ile görmüş olduğunuz formatlarda dışarı aktarılmasını sağlayabilmekteyiz. Bu şekilde rezervasyonlarımızı, konaklamalarımızı, bekleyenlerimizi ve no-show'larımızın kayıtlarını oluşturabilir ve takip edebilmekteyiz.